HDI sigorta sunar. Evet, Galatasaray bölümüyle devam ediyoruz. Galatasaray Erzurum Sporu alacak Mustafa. Zemin konusunda da epey problem çıkmıştı. Bakalım nasıl etkileyecek? Yani net bir zemin tahayyülü yapmak da mümkün değil. Ben hani bu sabaha kadar baktığımda henüz hani sahanın kapalı olduğunu görmüştük. Yüzden e, gözlemlemek mümkün değil. ya yani dışarıdan bakarak Hı. anlamanın mümkün olduğu bir durum yok. E, maç saati göreceğiz. Çimekildi söyleniyor yeni. E, Amanın kadar hızlı yetişecek. Onu bilmiyoruz tabii maç zamanını göreceğiz. E, acaba bu haftalık olimpiyatta oynaması mantıklı mıydı diye düşünüyorum. En azından e, biraz evet. daha süre vermesi açısından. Aynen. Ali abiyle programda ben bunu hatta bir değil bir. Yani sonuçta tek handikapı seyirci zaten olimpiyat Şimdi seyirci problemi de yok. Daha geniş saatler daha bileşine gelir Hı. büyük takımı. Evet. Ben de onu tavsiye etmiştim. Ben hatta bir değil iki maçım bile oynanabileceğini düşünüyorum. Hem de şey dinlendirirsin yani e, sahneye zemini. E, ama oyna orada oynanacak gibi umarız e, yetişir biraz daha futbol. Sakatlık bela olmaz en azından. Yani aynen ben öyle. E, Galatasaray biraz zorlu bir periyottan sonra Erzurum karşısında. Bu arada Erzurum'un e, nispeten çıkışta olduğunu söyleyebiliriz son dönemine göre. E, son 7 maçta bir kere yenildiler. O da Hatay Spor'a karşı zaten son hafta. E, ama Önemli eksikler Obertan sakat. Hı hı. Ee, ki Obertan bir de 8 tam benlik 8 numaraya geçtikten sonra daha verimli olmaya başladı. Serbest 8'e değişildi. Rahat <laughs> etti. Yani en en, <laughs> en en, iyi oyuncusu Obertan'dı. Neden 8 olduktan sonra? Ama o yok. Ana kalecisi de birinci kalecisi de cezalı. Ee, Geçen sene eksik... şey yazmışlar. İşte Musiala'dan ben bahsediyorum tarihin en iyi kalecisi evet, falan En çok yok. en çok hatta like. Almış. Serbest 8'de daha iyi. Yani. Aslında Kore'de <laughs> fena değil de serbest 8'de bence bir denersin. Kale, birinci kalecisi Polonyalı kaleci yok cezalı. E, Obertan da yok. Önemli eksikler. Ama altı formda beni takip ettiğim Hı -hı. kadarıyla Erzurum'da hakikaten o eski Sivas spor günlerini hatırlatıyor. Atıf e, çok formda. Manuel Dacos da çok iyi savunmada. Evet. O zaten ne zaman nereye gelse belli bir seviyenin üstünde oynuyor. E, Süper Lig'den Bonseris de gitti. Evet. Yaş ilerlemiş olmasına. Aynen. E, o yüzden tabii ki yani klişe olacak ama hakikaten kolay maç yok zaten görüyoruz ama nispeten hani puan durumuna baktığınız zaman diğer takımların seviyesine bakınca daha böyle Galatasaray'ın karşılaşmak isteyeceği takımlardan bir tanesi. Bu zorlu derbiden sonra işte o ağır zemin Kasımpaşa maçından sonra Alanya Spor deplasmandan sonra Galatasaray'ın hafif böyle daha böyle rahat edeceği bir maç gibi gözüküyor öncesinde en azından. Zeminden bağımsız söylüyor. Tabii Zemine... tabii onu en başta şartlarda o, en başta onu onu tekrardan e, tekrar etmiyorum. Etkilemem yani sonuçta evet. bilemediğimiz bir faktör. Evet. Ee, ama Sana yarın hani falan diyebilirler diye. Doğru. E, ama bir de zemin hakikaten sanmıyorum Kasımpaşa maçında olduğumuz kadar. O bir de yağış da vardı hemen öncesinde. O kadar kötü olacağını zannetmiyorum. Balçık ben. gibiydi o. Başka, evet. gibi. o o başka, başka bir, falan. bir şeydi. Bayağın o Ayağını kayıyor. E, hakikaten o kamyonla gidilecek maçtı i̇şte yani. O zaten öyle bahsetmiştik. Alanya Spor karşısında kazanan 11'de çok değişiklik olacağını zannetmiyorum. Bir tane oyuncu dışında Taylan, Taylan döner. Tayland e, Taylan dönüşü önemli. İki türlü önemli. Hem e, baskıyı kırmak anlamında Erzurum sorulu da önde karşılamak isterse Etebo'ya etobo, göre baskı altında da top kullanabiliyor. Topla birlikte çıkabiliyor ve etkili pas atıyor. Etebo baskı olmadığında bile etkili pası şüpheli. Evet, evet. Pası yok yani. Ba, basit pasta bir hata yapabiliyor. Ya bir pozisyon var. Yani ileri şişiriyor ama yani o bölgede insan yok yani. Öyle bir yer işte. İşte o zaman Kasımpaşa maçındaki zemin. Kasımpaşa maçındaki zemin lazım. Hani saplanıyor ya top. Zaten birisi gelip alıyor. Olmayınca e, hayır, yani basit pas ortalaması bile düşük maalesef topunu. Zaten o yüzden hani e, sanıyorum Stock City'den de gözden çıkartıldı. E, yani, yani çünkü Yoksa driplik ve kuvveti bir orta saha için çok iyi ama ona pas kalitesini çok ekleyemedi en azından şimdilik öyle. Zaten gösteriyor. onu yapabilirsin yani, Normalde zaten kanattan değişirmeye. Tamam. Bunu Onu biraz üstüne koysa zaten hakikaten evet. premierlik seviyesi bir en azından alternatif olabilecek evet. bir önce olabilir de o atletizm. Galatasaray oyunu için bir de Tayland her açıdan önemli. Top rakipteyken de önemli. Top aldıktan sonra önemli. Taylan'ın varlığı. O yüzden geri dönecektir. Bir tane daha değişiklik olur mu diye acaba merak ediyorum. Ben ön, ön tarafta da değişiklik bekliyorum. Yine Arda oynar. Arda hı hı. Musa Muhammed oynuyor kuru. Musa Muhammed bu kez de golcülüğünü daha çok ihtiyaç duyacak. Hani geçen pres pres forveti e, özelliği daha çok ihtiyaç olmuştu. Bir önceki maçta hava topları alan forvet özelliği daha çok ihtiyaç olmuştu. Burada da ceza sahası golcülüğü yeniden e, ondan aranacak şey olacak gibi gözüküyor. E, Emre Kılınç, Gerson, Taylan orta sahasını bekliyorum ben. Hı hı. E, bir tek şöyle değişiklik olur mu acaba diye merak ediyorum. Sol bek de Ömer yine dıne mu acaba. Çünkü bunu şu yüzden şu yola çıktım. Buradan yola çıktım. Yedlin çizgiye basan bir Bek. Yani genelde çok böyle merkeze kaymıyor. Yani orada boşluk olduğu zaman da kaymıyor. Genelde çizgide oynamayı seven Bek. Yani evet. bindirmeleri de o şekilde. O yüzden Galatasaray gibi oynayan hani biraz daha topa hakim olmayı seven takımlarda Beklerden bir tanesinin o pas örgüsüne katılması gerekebiliyor. E şimdi Yedlin çizgiye bastı, Ömer çizgiye bastı. Burada biraz daha fazla yük biniyor sanki işteki oyunculara. Acaba Lines burada tercih edilse, Lines hani sol bekteki performansları daha iyi buluyorum ben bu arada Sabek'e göre. Hı hı. Topu ayağında aldıktan sonra da Galatasaray hücum halindeyken de daha iyi. Lines biraz oldu. daha içeri doğru koş. Evet. Yani Lines şöyle bir gizli bir orta saha gibi de kullanabilirim acaba Galatasaray. Bu maç Ömer'in yerine sol bekli Lines'i ee... tercih eder mi diye merak ediyorum. Fikrinin temeline katılıyorum ama oyuncu konusunda şu şekilde biraz itirazım var. Hoca bunu beklese zaten Ömer bunu pas olarak değil de zaten orta sağlaşma konusu hiçbir problem olmayan bir oyuncu. Hatta performansı sol işte daha iyi olan bir isim. Sol bekletme tercih edersin Ömer'i? Sol işte mi? Şu anda sol işte tercih edersin. Evet, yani aslında sol içleşmesini istese hoca. Hoca Ömer zaten onu yapar. Ama e, benim dediğim Ömer... Sen gidelim pas kalitesiyle alakalı evet. mı söylüyorsun. E, Ömer çünkü sol içe de oynasa yine Verkaç vur git gibi tarzı oynuyor. E, bir merkez gibi oynamıyor. Top, topa bas aynı. Orada da driplinkçi merkez gibi oynuyor. Topa bas boş hareketlen gibi oynamıyor zaten. Ama Lines onları yapabiliyor. E, sağ bekteyken de yapıyordu. Mesela Galatasaray baskı kurduğunda e, şuradan bindirme yaptığında bayağı e, alverlerle etkili olabiliyordu. O yüzden sanki böyle bir Galatasaray topu aldıktan sonra daha bir lezzet katar gibi geliyor bana eline bekten. Zaten çok fazla savunma problemi yaşayacağını zannetmiyorum. Burada kaburgası kırıkken, kaburgasında problem varken Ömer evet. oynamış. Evet. Ve ha, bir yani de öyle bir özverili. Problem, Evet. Bir de özverili oynamış. Yani hakikaten oyuncular bunları çok yapıyorlar. Çoğu zaman bilinmiyor bunlar. Evet. Futbolcularla konuştuğunuz zaman diyor ki mesela şu ramda şu var, bu ramda bu var. Ki Fatih Hoca da çok sever öyle oyuncuları. E, aynen. Bahane bence... üretmek yerine oynamayı tercih eden Adamları her zaman çok sevmiştir. Ee, aynen öyle. Ee, onun dışında eklemek istediğim bir şey var mı? Onun dışında e, Erzurum deyince aklıma falka geldi. <laughs> ya yani şu yüzden bir dönem olmuş abi olmayalı. Ee, aynen. Son maçı da, mı? mu? Ya, ya daha sonra bir kere sonradan girip tekrar sakallandı. Son maçı o sayılır. Ya yani ilk 11'de çıktı son maçı o ve çok da iyi oynamıştı aslında sakatlığına çok, kadar. altından çok sular aktı. Çok sular aktı. Şimdi Musa Muhammed varken zaten beklenmiyor. Hani ne zaman dönsün diye kapıda yatılmıyor e, Falka Ama bu biraz avantajı da dönebilir. Bana bu bugün, bir avantaj bence. Yani Falkan yolunun gözlenmemesi kendisi açısından da Galatasaray açısından bir avantaj. E, üstündeki baskı kaldırmak evet. adına. Bugün bana bir soru geldi. Soru cevap yaparken işte ikisi bir arada oynar mı gibisinden ama ben e, ikisini çok ideal bulmuyorum. Yani çift forvete uygun değil. Bence Mustafa Muhammed'in alanını da bozacak. Ee, yani Mustafa burası için hareketli bir oyuncu Mustafa hani bence tamamen mi? ikinci forvete kayarsa e, hani performansdan verecek bir oyuncu evet. gibi geliyor bana kaleden uzaklaşırsa bence de şey olur ana plan olmaz bu bana da soru geldi Hı -hı. son sayfada bana da benzer bir şey sorulmuştu Hı -hı. Ee, ana plan olmaz yani ilk 11'i yazarken hoca böyle bir plan yapmaz bence hiçbir zaman ama e, olduğu da açamadın rakibi son 10 dakikaya girdin donku göndermek yerine atıyorum Falka Musa Muhammed yapabilirsin ya Falcao'yu çift forvet olarak değil ama B planının iyi bir hareketi olarak gibi, yorumlamak Musa lazım. Musa muamele kaldırıp 10 indireceği toplara ve Falcao'nun hareketlenmesi gibi bir şey. O belki işte maçlar maç sıkışından sonra sıkışır. Aynen yani ana Aynen. plan olmaz. Biz Aynen. maça böyle çıkıyoruz dedirtmez yani. E, o zaman Galatasaray bölümünün sonuna gelelim. E, daha önemli evet. bir maç var. E, haftanın hmm. maçına geçelim. Evet. E, şimdi Trabzonspor-Fenerbahçe maçını konuşacağız. HD Sigorta sundu. Her zaman, her zaman. Bu part bitti ama böyle de daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.